herkese Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Ankara'da bulunan ana merkezinden merhaba. Arkamda görmüş olduğunuz uçak Hürjet. İleri jet eğitim uçağı ve TUSAŞ'ın en önemli projelerinden biri. Parça imalatı bu yıl itibariyle başladı. Hedef 2022'nin sonunda göklerle bu uçağın buluşması. Tek motorlu jet eğitim uçağı ilerleyen dönemde Türk yıldızlarında da uçacak. Yakın hava desteğinde kullanılacak ve taşıdığı motor ve sistemlerle muhtemel ciddi bir ihracat başarısına da imza atacak. Bir başka önemli çalışma ve bize tabii ki çok fazla sorulan soruların başında da TCG Anadolu'ya bu uçağın iniş kalkış yapmasının hedeflenmesi. Şimdi TUSAŞ Eğitim Uçakları Program Müdürü Tuncay Çopur konuğumuz olacak ve Hürjet'le ilgili tüm detayları kendisine soracağız. Hürjet projemiz bilindiği üzere Temmuz 2017'de yönetim kurulu kararımızla birlikte başlatılan, öz kaynaklarla başlatılan bir proje. Jet eğitim uçağı geliştirme projesi. Biz bu proje kapsamında gerek yurt içi gerekse yurt dışında operasyonel ihtiyaçları karşılayabilecek bir jet eğitim uçağı üretmeyi planlıyoruz. Biz bu proje kapsamında iki tane prototip uçak üreteceğiz. Bir tane tam boy statik uçak, bir de fatik uçak üreteceğiz. Ve testlerimizi başarıyla tamamlayarak sertifikasyon sürecimizi tamamlamayı planlıyoruz. Önceliğimiz jet eğitim uçağı geliştirilmesini sağlamak. Tasarım faaliyetlerimize geldi. Yapılan faaliyetler açısından değerlendirdiğimizde 2017 yılında biz projemizi başlattık. Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktivitelerimizi tamamladık. Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetlerimizi tamamlayıp geçtiğimiz Şubat ayı sonu itibariyle de kritik tasarım faaliyetlerimizin sonuna geldik. Ve Ocak ayı itibariyle detay parça üretim faaliyetlerimize başladık. Geldiğimiz durum itibariyle son tasarım resimlerimizi yayınlıyoruz. İnşallah bu bir ay içerisinde de tasarımımız tamamen bitmiş olacak. Biz de Ocak-Şubat ayı itibariyle de detay parça üretim faaliyetlerimize başladık. Şu an ara sub-assembly montaj faaliyetlerine başlamak üzereyiz. Önümüzdeki son çeyrekte biz montaj faaliyetlerimize başlayacağız. Ve inşallah 2022'nin ilk çeyreğini ikinci çeyreğe bağlayan süreçte de biz final assembly line dediğimiz en son nihai montaj hattı faaliyetlerine de başlıyor olacağız. Biz şu an paralelde işte 270 derece simülatörümüzü tamamladık. Ironbird faaliyetlerimize devam ediyoruz. Rüzgar tüneli testlerimizin bir kısmını tamamladık. Bir kısmında hala devam ediyoruz. TUSAŞ içerisinde yapılması gereken bazı testler var. Bu testlerle alakalı altyapılarımızı, inşaat çalışmalarımızı devam ediyoruz. İşte yakıt testi için olsun, kokpit için, kanopi, endurus testleri için olsun. Bu tür testler için de gerekli altyapılarımızı oluşturuyor durumdayız. Tolga Bey, rollout için özellikle bir planlamamız yok. Biz 2022'nin son çeyreğinde uçağımızı nihai hattan çıkarıp yer testlerine başlıyor olacağız. İnşallah bir aksilik olmaz. Takvimimizle devam edersek ki hedefimiz de o yöndedir. 2022'nin sonunda, Aralık sonu itibariyle biz Hürjet uçağımızla belirlenen konfigürasyonda güvenli bir şekilde ilk uçuşumuzu yapmayı planlıyoruz. Şöyle söyleyebilirim, tabii ki Covid-19 tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Ancak biz mümkün mertebe yaptığımız risk yönetim faaliyetleri ve önleyici tedbirlerle birlikte biz bunları minimize ettiğimizi düşünüyoruz. Gerek TUSAŞ içerisinde yaptığımız tasarım faaliyetleri, gerek alt yüklenicilerden tedarik faaliyetlerimiz, gerekse yardımcı sanayiye aktardığımız işleri dikkate alarsak biz şu an bir gecikme öngörmüyoruz. 2022'nin Aralık sonu itibariyle inşallah ilk uçuşumuzu destekleyeceğiz. Şöyle ki Hürjet projesi kapsamında yaklaşık 4400 detay parçanın üretilmesini öngörüyoruz. Bunlarla alakalı da dediğim gibi %80'inin
yerli yurt içinde yan sanayiye aktarıyoruz. %20'lik kısmını da TUSAŞ imkan ve kabiliyetleri içerisinde üretmeyi planlıyoruz. Hali hazırda hani bir oran vermek istemem ama süreç tamamıyla başladı detay parça üretimleri. Motorla alakalı biz sözleşmemizi dediğiniz gibi G firmasıyla F404 motor tedariği için imzaladık. Ve 2022 yılı içerisinde motorumuz gelecek. Şu an içinde ihracat lisans onayını aldık. Motor tedarikinde herhangi bir sıkıntımız yok. Uçağın genel operasyonel özelliklerine geldiğimizde de 1.3 mah hıza çıkmasını, 45 bin feet seviyesinde servis tavanının olmasını öngörüyoruz. Fiziksel boyutlar açısından baktığımızda da 14,5 metre uzunluk, yaklaşık 9,8 metre kanat genişliği ve yaklaşık 4 metre de yüksekliğe sahip olmasını öngörüyoruz. Toplam gövde altıyla birlikte, kanatlarla birlikte 7 farklı istasyonumuz mevcut olacak. Ve bunlara da çeşitli görev sistemleri entegre edilebiliyor olacak. Bizim şu anki odaklandığımız birincil hedefimiz jet eğitim uçağı geliştirmek ama ilerleyen süreçte bunun çeşitli varyantları da olabilir. Bunlar... İşte bizim Türk Yıldızları ekibimizin kullandığı Akrotim uçağı olarak kullanılabilir. Uçak gemisine uyumlu carrier based uçak amaçlı kullanılabilir. Yakın hava devriyesi amacıyla kullanılabilir. Tatbikatlarda karşıt kuvvet uçağı dediğimiz Red Aircraft uçağı olarak kullanılabilir. Veya 5. nesil savaş uçağı öncesinde pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere IFF dediğimiz harbe hazırlığa geçiş uçağı olarak da eğitim amaçlı kullanılabilir. Ancak dediğim gibi bizim öncelikli amacımız 2022 sonu itibariyle jet eğitim uçağının ilk testini yapmak, ilk uçuş testini icra etmek başarıyla 2025 yılına kadar geçen süreçte de sertifikasyon faaliyetlerini tamamlayıp müteakiben ilk jet eğitim uçağımızı ulusal ve uluslararası kullanıcılara sunabilmek. Devam eden süreçte de bu çeşitli varyantlar tartışılabilir. Buna ilişkin de geliştirme faaliyetleri tamamlanabilir. Biz bu arada şunu da ifade etmek isterim ki biz bu projeyi TUSAŞ olarak yalnız başımıza yapmıyoruz. Gerek devletimizin desteği gerekse hava kuvvetlerimizin desteğini sonuna kadar hissediyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızla imzaladığımız bu üçlü protokolümüz var. İdari anlamda desteğimizi Savunma Sanayi Başkanlığımızdan, teknik anlamda ihtiyaçlarımızı, desteğimizi de Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan alıyoruz. Gerek HMI dediğimiz pilot makine arayüzünün oluşturulması, gerek savunma sanayinde top level aircraft requirement dediğimiz uçak seviyesi gereksinimlerin belirlenmesi, görev profilinin oluşturulması amacıyla da Hava Kuvvetleri Komutanlığımızla ortak çalışmalar yürütüp bugünün değil yarının ihtiyaçlarını yalnızca ulusal değil uluslararası alanda da rekabet edebilir bir platform ortaya çıkarmak üzere topyekün tüm taraflar olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Tolga Bey, şu an için olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Takdir edersiniz ki bu ihracat lisans süreçleri imzalanan tedarik satış sözleşmeleriyle baz alınarak, o satış sözleşmeleri dikkate alınarak onaylar baştan alınıyor. Hani bugün itibariyle olumlu olumsuz bir şey söylemek mümkün değil ama görüşmemizin başında da söylediğim gibi bu prototip uçaklarımız için ihracat lisansımız onaylandı. Seri üretim sürecimiz içerisinde biz bugün itibariyle herhangi bir olumsuz bir durum öngörmüyoruz. Şöyle ki şimdi belki yakinen takipte etmişsinizdir. TUSAŞ'ta T-38 uçaklarının aviyonik modernizasyon faaliyetleri de icra edildi 2008-2016 yılları arasında. O proje kapsamında da biz aviyonik modernizasyon işlemlerini gerçekleştirdik. Aradaki fark nedir dediğinizde şu an bir 5. nesil savaş uçağı tasarlanıp üretilmesi söz konusu. Ve biz de bu 5. nesil
savaş uçağında eğitim görecek pilotların bir önceki aşaması olan en genişmiş teknolojiye sahip hava kuvvetlerimizin ya da kullanıcılarımızın operasyonel ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek en güvenli, en son teknolojiye sahip bir jet eğitim uçağı geliştirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bizim uçak üzerinde kullandığımız sistemler artı uçağın performansı da en güncel gereksinimler ve en son teknolojiye sahip olması yönünde hedefliyoruz faaliyetlerimizi. Biz Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla da ortak çalışma sürecine başladık. Bu çalışmaları resmi bir zemine oturtabilmek içinde yine Hava Kuvvetleri Komutanlığımızla yaptığımız protokol gibi benzer bir protokol hazırlığı içerisindeyiz. Ve hatta söyleyebilirim ki son aşamaya da geldik. İdari süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. İlk başlangıçta bir teknik değerlendirme yapıldı. Bir toplantı düzenlendi. Buna ilişkin olarak da bizim uçağımızın uçak gemisine uyumlu olabilmesi, iniş kalkışını sağlaması amacıyla çok küçük birkaç sistemin entegre edilmesi ve uçak gemisi üzerinde de bir iki sistem entegre edilmesi durumunda entegre bir şekilde çalışabileceğini öngörüyoruz. Tabii ki bu protokolümüz imzalandığında, çalıştaylar yapıldığında, gerek komutanlarımızın gerekse bizim teknik ekibimizin yapacağı detay çalışmalar sonucunda tüm sistemler, ne tür entegrasyon, modifikasyon işlemleri yapılacak, bunlar daha net ortaya çıkacak. İnşallah bir sonraki görüşmemizde bunları da detaylarla birlikte size anlatma fırsatımız olur. Teknik olarak bu sorunun muhatabı direkt ben diyelim ama katapultla kalkışımız mümkün. Ama dediğim gibi bir sonraki görüşmemizde inşallah bunun detaylarını da teknik arkadaşlarımızla birlikte size sunuyor oluruz. Hani bizim jet eğitim uçağı geliştirme projemizin çıkış noktası aslında hem ulusal hem de uluslararası pazarda kullanımı eskimiş birçok bu modelde uçak olması ve bunların yerini alacak yeni nesil bir jet eğitim uçağına ihtiyacımız var. Bu fırsat görüldü ve yönetim kurulumuzun, yöneticilerimizin takdiriyle de zaten bu fırsatı yakalamak adına da bu proje zamanında başlatıldı. İnşallah başarıyla uçağımızı geliştirip hem ulusal pazarda hem de uluslararası pazarda rekabet edilebilir bir uçak tasarlayıp üretip o pazarda yerimizi alacağız. Tolga Bey, bizim şu anki başlattığımız proje bahsettiğim gibi jet eğitim uçağı geliştirme projesi ve biz bugün itibariyle tüm faaliyetlerimizi jet eğitim uçağına odaklanmış durumdayız. Ama ilerleyen süreçte farklı varyantlarının olması durumunda bu ihtiyaçları da karşılayabilecek bir altyapıya sahip olsun istiyoruz. Görüşmemizin başında söylediğim gibi toplam gövde 6'da olmak üzere 7 istasyona sahip olacak. Bu 7 istasyonda çeşitli görev sistemleri taşıyabilir olmasını planlıyoruz. Toplamda 6000 libreye kadar da bir görev sistemi taşımasını öngörüyoruz. Ama şu an için bizim önceliğimiz jet eğitim uçağı geliştirilmesi ve o alanda da paralelde ilerleyen süreçte çeşitli varyantlarda çalışmalarımız olacak. Hürjet uçağını gördük, mokabı hazır, üretim başladı, son bilgileri aldık. TUSAŞ bu arada önemli bir adım attı. Aynı büyük imalatçılar gibi daha uçak uçuşunu yapmadan bir simülatör merkezi kurmuş durumda. Burada uçağın hem testleri yapılıyor hem bu uçakta görev yapacak olan pilotlar ilk tanımalarını gerçekleştiriyor. Ve tabii ki Hürjet ilk uçuşunu yaptıktan sonra pilotlar da gerçek uçakta testlere devam edecekler. Tolga Bey, şimdi içinde bulunduğumuz bina Hürjet'in 270 derece mühendislik simülatörü. Hürjet projesi kapsamında bizim bir tane mühendislik simülatörümüz var. Bu mühendislik simülatörü ile birlikte biz pilotlarımızla ortak çalışmalar icra ederek HMI dediğimiz insan makine arayüz çalışmalarını icra ediyoruz. Pilotumuzun bu tür ekranlara, buradaki düğmelere, kontrol mekanizmalarına, pedallara erişimi nasıl? Bunları biz pilot ergonomisini düşünerek nasıl entegre monte etmeliyiz? Pilotlarımız bu ekranlarda uçağı daha etkin, operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede ne tür bilgileri görmek ister?
pilotlarımızın yorum ve değerlendirmeleri neticesinde biz ekranlarımıza nihai halini veriyoruz. Yerleşime yönelik olarak da ergonomiyi de dikkate alınarak pilotlarımızın en rahat kullanımını şey yapacak şekilde, hedefleyecek şekilde de tasarım ve değişiklik faaliyetlerimizi henüz bu tür faaliyetler tamamlanmadan, uçağımızı teslim etmeden geri dönüşlerini alarak hem takvim hem de maliyet açısından kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Şimdi kısa bir uçuş yapacağız Hürjet uçağıyla. Akıncı üstündeyiz, yeni ismiyle Mürtet'teyiz. Pist başından kalkacağız. Bakalım uçağı havada tutabilecek miyiz? Neler yapacağız veya çakılacağız mı? Bunu önümüzdeki uçuş içerisinde göreceğiz. Şimdi pist başına doğru şöyle sola rudder verdik. Ortalayalım. Yavaş yavaş gaz kollarımızı açıyoruz. İvmelenmeyi gördük. 100 knot'ı geçtik. 120, 130, 150 de çekeceğiz. Ve hafifçe şöyle tırmanışımız başladı. İniş takımlarımızı topluyoruz. Şöyle bir sola çekişte tırmanmaya çalışalım. 360, 370 knot'ın üzerindeyiz. 390, 400 knot'a doğru epey böyle bir 30 derecelik tırmanmayla, yatışla birlikte çıkıyoruz. 405 knot'tayız. 7900 feet'i kat ettik. Biraz tabii gazı kestik. Şöyle yatışımızı almaya çalışalım ama pist altımızda. Şöyle biraz düz uçmaya çalışalım. Biraz şöyle süratimizi düşünelim. Flaplarımızı koyduk. Altımızda pist. Tabii flabı koyduğumuz zaman sonuçta bu bir eğitim uçağı. Daha hakim olmaya başladık. 280 knot. Akıncı üzerinde dönüyoruz. Biraz açılalım bakalım pistin öbür tarafına iniş yapabilecek miyiz? Bunları da görmeye çalışacağız. Şimdi soldan dönüşte kalkış yaptığımız pisti bakalım tutabilecek miyiz? Evet. Süratimizi arttırırken iniş takımlarımızı koyalım. Evet, iyice gaz kollarını çektik. Flaplarımız aşağıda. Bayağı bir yükseğiz. Bakalım nasıl ineceğiz? 11.000 feet. Normalde tabii böyle bir yüksek kalarak inmek çok güç. Süratimiz epey yüksek. 259 knot. Pisti bakalım tutabilecek miyiz? Tabii çok yüksek kalacağız ama bakalım. Yine bence de yüksek süratimiz epey bir. Bakalım piste sığabilecek miyiz? Hop. Tabii uçak çöküyor haklı olarak. Çok yüksek olduğumuz için evet burada uçuşumuzu bitiriyoruz. 169 knot'la en azından teker koyabildik akıncı üstüne diyebilelim.